Aytac Baran'ın katledilmesiyle ilgili olarak biliyorsunuz Aytac Baran'ın katledilmesi Haziran ayında olmuştu, 9 Haziran'da. Bununla ilgili olan soruşturma sonuçlandı ve iddianame hazırlandı. Şu anda 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Şimdi iddianameyi incelediğimizde ve soruşturma safhatını da birlikte değerlendirdiğimizde şu anda dosyada toplam 2 adet sanığın olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi tutuklu, birisi de yakalama kararı çıkarılmış. Yalnız olayın oluş şekli toplumda oluşturduğu etki ve infial dikkate alındığında bu dosyada sadece 2 sanığın bulunuyor olması doğrusu garibimize gitti. Çünkü dosyanın içeriğinde olayın organizeli, planlı ve çok kapsamlı bir şekilde organize bir iş olduğu anlaşılıyor. Oysa olayla ilgili olarak sadece 2 kişinin iddianameye dahil edilmiş olması ve yargılamasının başlaması doğrusu bizi şaşırttı. Oysa olay anındaki görüntü ve kamera kayıtlarında olayla ilgili gizli tanığın ifadesinde ismi geçen başka şahıslar da var. Oysa bunlar iddianameye dahil edilmedi. Bu açıdan hem soruşturma aşamasında üstelik bunların bir kısmının da ismi geçiyor olmasına rağmen dosya içeriğinde bunların beyanlarının bile alınmış olması ve isimlerin geçiyor olmasına rağmen dosyaya dahil edilmemeleri ve haklarında bir iddianame düzenlenmemiş olması şu anda yargılamanın başlangıcında bizce hukuki bir durum olarak eksiklik gördüğümüz bir durum olarak tespit edebiliriz. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü daha önceden de Yasin Börü dosyasında soruşturma aşamasında delillerin tam toplanmaması, bazı kayıtların, görüntülerin olmasına rağmen olay anında bina önünde görüntüler tespit edilmiş olmasına rağmen dosyaya dahil edilmemiş kişilerin olduğunu biliyoruz ve aynı akıbetin bu dosyada da aynı şekilde olmasını istemiyoruz. Kim bu planlı organizeli suikastı gerçekleştirmişse bunun faillerinin, azmettirenlerinin dakik bir soruşturma sonucunda ortaya konulması gerekiyorken bizce çok eksik bir soruşturmayla iddianame hazırlanmıştır. Tabii ki duruşma başladığında kovuşturma aşamasında biz bu eksikliklere itiraz edeceğiz, hukuki yolları kullanacağız. Dosyada gizli tanığın ifadelerine göre olayın basit bir öldürme olayı olmadığı da dile getiriliyor aslında. Çünkü bu sonuçta suikasttır. Bu suikasta yer alan kişiler sıradan kişiler değildir. Terör örgütü üyelerinin yaptığından bahsediyor dosya ve bunun için Ozgur Yurttas isimli bir dernekte daha önceden bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda bazı kararların alındı. Gizli tanığın ifadeleriyle ortaya çıkıyor. Ayrıca olay andaki görüntülerle gizli tanığın ifadeleri de beyanları da birbirini birebir tutuyor. Bunlar birlikte değerlendirdiğimizde olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği de aslında ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz bu suikastın hemen ardından kamuoyunda zihin bulandıran bazı iddialar ortaya atılmıştı. Olayın kimin tarafından yapıldığı ile ilgili muğlak ifadeler veya manipüle edilebilecek bazı beyanlara yer verilmişti. Oysa bu iddianamede ve dosya içerisinde anlaşılıyor ki olayları yapanların adresi bellidir ve bunlar net bir şekilde ortaya konulmuştur. Fakat bizim çekince koyduğumuz husus iddianamede bazı kişilerin yer almamasıdır. O noktada eksik bir soruşturmanın olduğunu düşünüyoruz.